Merhaba Eğitim Tokat TV izleyicileri. Bugün basınç konusuyla birlikteyiz. Basınç konusuyla ilgili sorular çözeceğiz ve konuyu bu şekilde anlamaya çalışacağız arkadaşlar. Evet, ilk soruyla başlayalım isterseniz. İlk sorumuz, basıncı 1013 milibarın altında olan merkezlere alçak basınç merkezi denir. Tekrar söylüyoruz. Basıncı 1013 milibarın altında olan merkezlere de ne deniyormuş? Alçak basınç merkezi denilmektedir. Alçak basınç merkezlerinin genel özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Arkadaşlar, alçak basınç ne demek? Alçak basınç atmosfer basıncı ne demek? Daha onu doğrusu onu söyleyeyim arkadaşlar. Hava basıncı ne demek? Atmosfer içerisindeki gazların belli bir ağırlığı ve yoğunluğu vardır. Bu gazların yere doğru uyguladıkları dik kuvvete atmosfer basıncı diyoruz. Eğer bu dik kuvvet fazla ise atmosfer basıncı fazla. Yani basınç yüksek. Yani yüksek basınç. Eğer atmosfer basıncı az ise nedir? Basınç azdır. Alçak basınç. Şimdi çok basınç, az basınç. Buna göre düşünürsek alçak basınç demiş. Yani az basınçtan bahsetmiş. Alçak basınç ne yapıyor? Hava yükseldi. Yükselici hava hareketleri görülür arkadaşlar. Alçak basınçta yükselici hava hareketi. Peki yükselen hava ne yapar? Yükseklerde soğur ve bağıl nemi artar. Nemi artarsa bulutluluk artar. Yağış miktarı artar arkadaşlar. Bu gibi özellikleri arayacağız burada. Şimdi bakalım hangileri var burada. Yağış görülme olasılığı fazla mıdır? Evet, bulutluluk artıyor değil mi alçak basınçta? Yağış görülme ihtimali artıyor. Hava dikey yönde alçalıcı. Hayır arkadaşlar, alçak basınçta yükselici hava hareketleri görülür. Neymiş? Alçak basınçta yükselici hava hareketleri görülür. Yükseliyor hava basınç az olduğu için. Yüksek basınçta alçalıcı hava hareketleri görülecek. O zaman buraya dikkat ettik. Yüksek basınç alanlarına göre hava daha kapalıdır. Evet, ne demiştik arkadaşlar? Yükseliyor hava, nem artıyor, bulutluluk artıyor, hava kapalı oluyor. Doğru mu? Termik kökenli alçak basınç merkezlerinde sıcaklık fazladır. Evet, termik kökenli ise term zaten sıcaklık demek arkadaşlar. Termik kökenli alçak basınç alanı neresi? Ekvator mesela arkadaşlar. Burada sıcaklık fazla oluyor. Isınıyor hava arkadaşlar. Bu da doğru. Havanın yatay yönündeki hareketi çevreden merkezedir. Arkadaşlar, şimdi hava yükseliyor ya. Yatay hava hareketleri de nereden geliyor? Çevreden merkeze doğru geliyor. Alçak basınç merkezlerinde yatay hava hareketleri yani rüzgarlar çevreden merkeze doğrudur. Yüksek basınç alanında ise yüksek bastırıyor arkadaşlar. Merkezden çevreye doğrudur yatay hava hareketleri. O zaman bu seçeneğimiz de doğru oluyor. O zaman doğru seçeneğimiz nedir? Yani aradığımız seçenek Bursa seçeneği olacaktır arkadaşlar. Geçelim ikinci soruya. İkinci soruya. Evet arkadaşlar, görselde verilen basınç merkezi ve çevresiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bir defa bakalım. Bu hangi basınç merkezi? Bu basınç merkezinde merkez burası arkadaşlar. Şurası merkez. Basınç merkezi. Merkezden çevreye mi? Burası da çevre. Hava hareketi nereden nereye arkadaşlar? Burası merkez. Merkezden çevreye. Yani nedir? Alçalıcı hava hareketleri görülüyor. Yani bu nedir arkadaşlar? Yüksek basınç alanıdır. Merkezden çevreye doğruysa bu yüksek basınç. Bunu anladık mı? Tamam. Şimdi bir olay daha göstereceğim. Şunlar yatay hava hareketleri. Yatay hava hareketleri eğer S çizerse kuzey yarım kürededir arkadaşlar. O zaman bu merkez artı neymiş? Kuzey yarım kürede yer alıyormuş. Şimdi geçelim. Yüksek basınç alanı kuzey yarım kürede yer alıyor. Alçalıcı hareketleri görülecek. Hava açık olacak arkadaşlar. Yağış oluşma ihtimali az olacak. Bunu söyleyeceğiz. Evet. Bakalım hangi özelliklerimiz var. Söylenemez diyor ya arkadaşlar. Havada yağış oluşma ihtimali azdır. Evet. Ekvator çizgisinin kuzeyinde yer alır. Ne demiştik? Kuzey yarım kürede yer alıyor. Doğru. Hava hareketi merkezden çevreye, gördünüz, merkezden çevreye doğru. Yatay hava hareketleri hava dikey yönde alçalıcı. Evet, yüksek basınçta alçalıcı hava hareketleri görülüyor arkadaşlar. Bu tür basınç merkezleri yalnızca büyük su kütlelerinin üzerinde oluşmaktadır. Hayır arkadaşlar, böyle bir durumdan söz edemeyiz. O zaman cevabımız ne olacak? Arkadaşlar, E seçeneği olacaktır. Geçelim bir diğer soruya.
Yandaki şekilde bir dağ yamacının farklı yükseklere sahip noktaları numaralandırılmıştır. Bu noktalardan hangisinde basınç değerinin daha düşük olması beklenir? Yani bize burada yükselti ile basınç arasındaki ilişkiyi soruyor. Arkadaşlar, yerden yükseldikçe sıcaklık azalmasına rağmen atmosferin kalınlığı, gazların yoğunluğu azaldığı için yükselti arttıkça basınç azalır. Yani en yüksek noktada basınç ne olacak yükseltinin etkisi sonrasında? En az. Arkadaşlar, en alçak noktada basınç en fazla olacak. O zaman düşük olan noktayı bize sorduğuna göre cevabımız ne olacak arkadaşlar? 5 numaralı yerde basınç en azdır. Yükselti basınç ilişkisiyle ilgili bir soru burası. Geldik başka bir soruya. Yukarıdaki basınç ve basıncı etkileyen unsurların arasındaki ilişkiyi gösteren grafiklerden hangisi yanlıştır? Bakalım tek tek. Ne demiştik? Yükselti arttıkça basınç azalır. Yükselti arttıkça basınç azalıyor. Evet. Burada arkadaşlar ters orantı var. Bu da ters orantı grafiğimiz. Doğru arkadaşlar bu. Yoğunluk arttıkça basınç artar. Yani gazların yoğunluğu arttıkça basınç artar. O zaman bu da doğru bir maddedir arkadaşlar. Sıcaklık arttıkça basınç ne yapar? Azalır. Burada ne yapmış? Sıcaklık arttıkça basınç da artmış. O zaman bu madde yanlış. Neymiş arkadaşlar? Sıcaklık arttıkça basınç azalıyormuş. O zaman bu seçeneğimiz yanlış. Yani cevabımız Ceyhan olacak. Şimdi bakalım. Aşağıdakilerden hangisi kuzey yarım kürede yüksek basınç alanı? Şimdi biz ilk önce şu yan tarafa çizelim. Yüksek basınç olabilmesi için ne olması gerekiyordu arkadaşlar? Merkezden çevreye doğru olması gerekiyordu. Hava merkezden çevreye doğru. Yani oklar şu şekilde olacak. Merkez burasıydı. Çevre burasıydı arkadaşlar. Merkezden çevreye olacak. Merkezden çevreye olmayanları atalım. A seçeneğini attık. Çevreden merkeze. C'yi attık arkadaşlar. Ve E'yi attık. Peki. Bakalım diğerlerine. Diğerlerine ne yazacağız? Kuzey yarım küreyi. Arkadaşlar ne demiştim ben size? S çizerse kuzey yarım küre. İki tane karşılıklı oranını birleştirdiğinizde. Bakınız S çizmiş kuzey yarım küre. Ters S çizmiş. O zaman bu nedir? Güney yarım küre. Bize kuzey yarım küreyi sorduğu için doğru cevabımız ne olacak? B seçeneği olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde buluyoruz. Buyurun. Aşağıdakilerden hangisi? Alçak basınç merkezlerinin genel özelliklerinden biri değildir. Alçak basınç merkezlerinin. Neydi arkadaşlar? Alçak basınç merkezlerine yükselici hava hareketleri görülüyordu. Yatay hava hareketleri çevreden merkeze doğruydu. Bulutluluk fazlaydı, nem fazlaydı, yağış görülme ihtimali fazlaydı. Evet, havanın yatay yöndeki hareketi çevreden merkeze doğrudur. Alçak basıncı sormuş. Evet, çevreden nereye doğru? Merkeze doğru değil mi arkadaşlarım? Hava moleküllerinin yoğunluğu daha fazladır. Acaba yoğunluk daha mı fazladır? Arkadaşlar yoğunluk artarsa basınç artıyor. Burada ne var? Alçak basınç, yani az basınç. O zaman bu seçeneğimiz yanlış. Yanlış seçenek arkadaşlar. Havanın dikey yöndeki hareketi yükselicidir. Ne demiştik? Alçak basınç merkezinde yükselici hava hareketleri görülür. Yağış oluşma ihtimali fazladır. Evet, böyle demiştik. Yağış oluşma ihtimali daha fazladır. Bulutluluk oranı fazladır. Evet, alçak basınçta bulutluluk oranı fazla olacak. O zaman doğru seçeneğimiz Bursa seçeneği olacak. Diğer soruya geçtiğimizde yukarıdaki verilenlerden hangileri ile basınç arasında ters orantı var? Ters orantı. Yani biri artarken diğeri azalacak. Arkadaşlar yer çekimi artarsa, yer sizi çekiyor aşağıya doğru. Basınç ne yapar? Artar. O zaman yer çekimi artarsa basınç artar. Burada ne var? Doğru orantı var. Yükselti artarsa basınç azalır. O zaman burada ne var arkadaşlar? Ters orantı var. Ters orantı var. Yoğunluk artarsa basınç da ne yapıyordu? Artıyordu. Doğru orantı var. Sıcaklık arttığında basınç ne yapıyordu? Azalıyordu. Burada ters orantı var. O zaman yükselti ve sıcaklığın olduğu, yani 2 ve 4'ün olduğu maddemiz, yani D seçeneği
doğru seçenek olacak. Bir diğer soru 2008 ÖSS sorusu. Aşağıdaki şekil bir yerde herhangi bir anda etkili olan basınç merkezini ve yatay yöndeki hava hareketlerini göstermektedir. Bakalım be. Ne arkadaşlar burası? Merkezden çevreye doğru. Merkezden çevreye doğru değil mi? O zaman nedir bu? Yüksek basınç. S çizmiş. S çizerse hangi yarım küreydi? Kuzey yarım küre oluyordu arkadaşlar. O zaman burası kuzey yarım küre yüksek basınç alanı. Yüksek basınçta neydi? Basınç fazlaydı. Havanın yoğunluğu fazlaydı. Doğru mu arkadaşlar? Yoğunluğu fazlaydı. Yağış görülme ihtimali de azdı. Buna göre bu basınç merkezinin özelliklerinden hangisi kesinlikle belirlenebilir? Bakalım bulunduğu yarım küre bulduk mu? Evet, kuzey yarım küre dedik. Sıcaklık değerini hiç bahsettim mi arkadaşlar? Sıcaktır, soğuktur. Hayır, bundan bahsetmedik, bulamıyoruz. Kara ya da denizin üzerinde olduğundan bahsettik mi? Hayır, ondan da bahsetmedik. Yüksek ya da alçak basınç merkezi söyledik değil mi? Neydi burası? Yüksek basınç merkeziydi. O zaman biz sadece 1 ve 4 seçeneklerinden bahsettik. Diğer seçeneklerden bahsetmedik. Yani burada bu seçenekleri görüyoruz. Doğru cevabımız Ceyhan seçeneği oluyor. Evet, 2011 YGS. Kuzey yarımküredeki bir yüksek basınç merkezine ait olan aşağıdaki şekilde bir hata gösterilmiştir. Bakınız ne diyor? Kuzey yarımküre. Kuzey yarımküre deyince ne olacak arkadaşlar? S çizecek. Birleştirdik. S mi çizmiş? Aa, ters S çizmiş. O zaman bu olay yanlış. O zaman bu güney yarımküreyi göstermiş değil mi? Başka ne demiş? Yüksek basınç merkezden çevreye. Aa, merkezden çevreye doğru gidiyor. Bakınız büyük sayıdan küçük sayıya doğru gidiyor. Yüksek basınç bu doğru arkadaşlar. Şimdi ona göre hatayı nasıl gidereceğiz? Hatayı nasıl gidereceğiz? Eğrilerin yönünü değiştireceğiz. Bakalım. Basınç değerini gösteren sayılar 1013 milibardan daha küçük olacak. Hayır arkadaşlar, bununla alakalı değil. Büyük sayıdan küçük sayıya doğru gidiyor. O zaman bu yok seçeneğimizde. Bakalım basıncı gösteren sayıların değeri merkezden çevreye doğru büyüyerek. Hayır, bununla alakalı bir durumda yok arkadaşlar. İzobar eğrilerinin sayısı, böyle bir durumdan bahsetmedik. Rüzgara gösteren oklar saat ibresi yönünde olacak. Yani saat ibresi nedir arkadaşlar? Sağ. Sağa doğru olacak. Sağa doğru. Sağa doğru oklar olursa ne yapar arkadaşlar? Burası kuzey yarımküre. Sağa doğru olduğu zaman nedir? Kuzey yarımkürede rüzgarlar sağa doğru sapıyordur. Bunu burada görebiliyoruz. Evet, aradığımız seçeneği bulduk. Rüzgarı gösteren oklar çevreden merkeze doğru. Hayır. Arkadaşlar doğru verilmiş. Yüksek basınç. O nedenle cevabımız ne olacak? D seçeneği olacak. Evet. Bir diğer soru. 2012 LYS 4. Bakalım. Sürekli basınç merkezleri dinamik ve termik kökenli olmak üzere ikiye ayrılıyor. Dinamik ve termik. Termikler 0 derecede, 0 derece ekvatorda termik alçak basınç, 90 derecede kutuplarda termik yüksek basınç olacak. 30 derece enlemlerinde dinamik yüksek basınç, 60 derece enlemlerinde dinamik alçak basınç olacak arkadaşlar. Termik basınçları dünyanın şeklinden kaynaklı oluşurken dinamik basınçlar günlük hareket ya da eksen hareketinden kaynaklı oluşacak arkadaşlar. Şimdi bakalım. Buna göre aşağıdaki şekillerin hangisinde dinamik basınç merkezi ve bu merkezde hava hareketinin yönü doğru gösterilmiştir? Dinamik basınçlar hangi enlemlerdeydi? 30'da dinamik yüksek basınç, 60'da dinamik alçak basınç. Şimdi bakalım. 60 derece vermiş, alçak basınç olacak. Değil mi arkadaşlar? 30-60 diye yukarıya doğru büyüdüğüne göre kuzey yarımkürede S. Alçak basınçta neydi? Merkezden alçak basınçta çevreden merkeze doğruydu. Evet, bunun yönü doğru verilmiş. Bakalım bu. Hangi yarımkürede vermiş? 30-60. Arkadaşlar kuzey yarımkürede ama kuzey yarımküre göstermemiş. Yanlış. Arkadaşlar 90 derece enleminde vermiş. 90 derecede olan dinamik değildi. Neydi arkadaşlar? Termikti. Attık. Arkadaşlar kaç derece enleminde vermiş? 30 derece enleminde vermiş. 30 derecedeki dinamik yüksek basınçta ama güney yarımkürede vermiş. Şu seçenek neyi gösteriyor? Kuzey yarımküre attık. Arkadaşlar diğer seçeneğe baktığımızda 30-60 aşağıya doğru güney yarımküre, doğru güney yarımküre. Arkadaşlar 60 derecede alçak basınç olacak. Nereden nereyeydi? Çevreden merkeze doğru olacaktı. O nedenle yanlış. O zaman doğru seçeneğimiz ne oluyor arkadaşlar? A seçeneği oluyor.
Evet arkadaşlar, bir dersimizi de yine bu şekilde sonlandırdık. Bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi davranın.